İkinci hoca olarak da teklifler var. İkinci hoca olarak devam ediyor. Yani yardımcı hoca olarak devam ediyor. Okan Buruk mesela neden Okan Buruk diyenler olabilir? Bence Galatasaray yönetimi çok sağlıklı, doğru bir karar verdi. Yani zaten Galatasaray'ın önemli figürlerinden, efsanelerinden bir tanesi. Orada hemfikiriz. Aynı zamanda şimdi yerli başka bir alternatif bence bu baskıyı kaldıramazdı. Yabancı bir hoca da ya Türkiye'de o kadar farklı işler oluyor ki yabancı ne olup bittiğini bile anlamaz. Ne olup bittiğini anlayana kadar zaten iş işten geçer. O yüzden Okan Hoca'nın gelmesi, Okan Hoca Türk futbolunda bir karşılığı ve ağırlığı vardır. Gençtir, espritüeldir, doğrudur. Yani bu yönleri de vardır ama Okan Hoca'nın bu camiada bir ağırlığı var. Bunu da taşıyabileceğine ben hakikaten inanıyorum. Yani başarılı olacağına inanıyorum. Yeni bir Fatih Terim hikayesi için Bence herhalde iyi bir başlangıç. en doğru isim. Bence de. Fatih Hoca geldiğinde Galatasaray'a ki duruma bakın. Bir de Okan Hoca yaş olarak da daha ileri bir yaşta geliyor. Artı şampiyonlukla geliyor ve kupayla geliyor. Yani şimdi Şampiyonlar Ligi vesaire bütün bunların onu geliştirdiğini düşünüyorum. Yaşına rağmen son derece olgun ve oynattığı futbol Taner Galatasaray'a hitap ediyor. Yani Akhisar, Rize, Başakşehir biraz daha farklı bir oyun oynadı Hep çünkü. çıkışa geçirdi takımlarında. Hem çıkışan da o pozitif futbol, yani biraz daha üretken, biraz daha hücum Aynen. düşünen bir oyun anlayışı. Bunun Galatasaray'a da hitap ettiğini düşünüyorum. Peki gelelim transfere. Galatasaray'ın bundan sonraki sürecinde artık gözler transfere çevrildi. Cenk Ergün resmen görevine başladı. Biz de transfer gelişmelerini, istihbaratlarımızı izleyenlerimize ve dinleyenlerimize paylaşıyoruz. Antalya Spor'da forma giyen Brezilya ön libero Fernando Martins'i gündemine aldığına dair muhabir arkadaşımız Emre Kaplan paylaşımlarda bulundu. Ama diğer yandan Cenk Ergün'ün bir Avrupa turuna çıktığını biliyoruz. Evet, bugün çıkıyor. Dolayısıyla çok ses getirecek bir orta sahadan bahsediliyor. Cenk Ergün de ayağını tozuyla yapmış olduğu, kulüp televizyonuna yapmış olduğu açıklamalarda şampiyonluk sözü veremeyiz belki ama sonuna kadar yarışan bir Galatasaray olacak. Aynı zamanda transferlere dair de taraftarı mutlu edecek transferler sinyalini verdi sanki. Ya taraftar daha önce başka şeylere de mutlu oldu. Onun sonunu gördük. Çok bence taraftar mutlu olsun diye transfer yapılmaz bir kere. Yani Doğru. bu takımın şampiyon olması lazım. Ayağa kalkması lazım. İddialı olması lazım. Taraftar mutlu olsun diye gidip yanlış transfer yapmazsınız. Bir kere ben Galatasaray'ın futbol aklının en az hoca kadar önemli bir konu. Belki daha önemli. İleride bunun sonuçlarını çünkü göreceğiz. Galatasaray'ın problemlerini, saha içi problemlerini çok iyi analiz ettiğini düşünüyorum. Galatasaray kulüp olarak çok ciddi problemlerle şu an Sayın Dursun Özbek ekibi karşı karşıya. Ama biz tabii ki futbol ağırlıklı gidiyoruz. Hani taraftar çünkü futbolu şu an merak ediyor. Bunu futbol aklının ve profesyonellerin iyi analiz ettiğini düşünüyorum. Dolayısıyla nedir? Biraz açalım. Transferde 3 pozisyonu mesela öncelikli olarak belirlediler. 6-8-2. 6-8-2 derken 6 numara pozisyonu, hemen önde 8 numara pozisyonu, 2 yani sağ bek. Sağ bekte çünkü Omar eski Omar değil, %75 görüyor. Tek gözde Sasha Boy'dan daha iyi oynuyor bu arada, onu da söyleyeyim. Ama oraya bir tane yerli en kötü bulacaksınız, Mert Müldür zaten ismi orada ön plana çıkıyor. Şimdi bu 3 pozisyona transferi yaptıktan sonra diğer pozisyonlarla ilgili çalışmanın olacağı bilgisine ben de ulaştım. Sayın Cenk Ergün'ün yurt dışı seferi olacak. Tek bir ülke değil, birkaç ülke. Orada ben ilk bombanın diyeyim patlatılacağını düşünüyorum. İlk bomba da 6 numara olur. Taraftar çünkü şey oldu yani, hasta oldu yani. Hakikaten bu 6 numarada yaşandığını gördükten Evet. sonra Levent abiye de selam. O da çok altını çizmiştir. Herkesin içine sinecek bir 6 numarayı gördükten sonra bir 8 ve daha sonra 2 ile devam eder. Ondan sonrası artık işin biraz daha şey kısmı. Önceliği Galatasaray'ın 6-8. 6-8-2. Yani pozisyon olarak. 6 numara, 8 numara ve sağ bek öncelikli transfer mevkileri Galatasaray'ın Taner. Tabii Markanu olacak.
Ona bir bakmak lazım. Ben satılacaklardan bir tanesi olduğu düşüncesindeyim Marko'nun. Her ne kadar Dursun Özbek yönetimi göreve gelirken satmaya değil almaya geliyoruz dese bile ciddi tekliflerden bahsediliyor ki yanılmıyorsam Mehmet Özcan'ın bu konuda bir A-Spor'da bilgisi vardı. 15 milyon eurolardan bahsedilen evet, rakamlar. Alt limit böyle 15. bir rakamın teklif edileceği, geleceği konuşuluyor. O yüzden de böyle bir rakam gelirse de Marcão'nun gitme ihtimalini azımsanmayacak kadar yüksek biliyorum. Böyle bir durumda da ben Cenk Ergün'ün elinde Marcão giderse planının olduğu kanısındayım. Bu şu anki yapacağı turda da belki de prensipte anlaştığı bir stoper, Marcão'nun boşluğunda olacak bir isim de muhtemel vardır gibi gözüküyor. Ama onun dışında evet merkez orta saha ile ilgili problem yaşayan bir Galatasaray var. Sağ bek pozisyonunda keza var. Bence sol bekte var. Galatasaray'ın mevki anlamında özellikle geri mevkide yani merkez orta saha ve gerisinde ciddi boşlukları var. Bunları kapatacak bir operasyon da önümüzdeki günlerde olacak gibi duruyor. Peki Marcão ile ilgili aynen. bir ekleme yapayım. Taner alt limit 15. Hı hı. Yani 15'in altındaki bir rakam kesinlikle kabul edilmeyecek ama burada birçok değişken ve denklem var. Yani o giderse başka bir transferde politika izlenir. Marcão kalırsa daha farklı bir durum olur. Jason Denayer'le biliyorsun işte geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldi Cenk Ergün. Jason Denayer'in sakatlık raporlarının incelendiğine dair doğru. haberler var. Doğru. 192 gündür yani problem yaşıyor. Şimdi o problem varken Jason Denayer bitti diyemezsiniz. Burada ama Jason Denayer Galatasaray'a söz verdi. Marcão'nun gidişi de şöyle. Marcão gitmek istiyor. Yani olay Galatasaray geldi para için işte oyuncu böyle bir durum yok. Oyuncu artık Brezilya milli takımında kendisini görmek istiyor. Bunun için hani ideal takım olarak Sevilla. Sevilla'da herkes yani gitmek ister bu arada yani. Marcão'da evet. bu sene Avrupa'n yok. Gitmek için en doğru zaman olarak. Zaten Galatasaray'da Marcão'yu bugünler için almış. Dolayısıyla Marcão'nun gitmesi durumunda. Jason Denayer ama artı bir oyuncu daha olur. Jason Denayer'ın ama sağlık raporları mutlaka dikkatle incelenecek. Yani çünkü bazıları sıkıntılı noktalar var. Son birkaç ay ayağı topa değmedi. Döndü tekrar sakatlandı. O problemi devam ediyor mu etmiyor mu ama serbest. Sonuçta free bir oyuncu. Böyle bir oyuncuyu her zaman istersiniz. Artı yani bana aktarılan bilgi Florya'daki birçok isimden daha çok Galatasaray'la. Hakikaten yani bunun şey olsun diye yani bazen tribüne slogan Denayer, Jason Denayer. O şeyini gösteriyor. Net bir şekilde gösteriyor. Fenerbahçe kısmında konuşuruz ama Galatasaray'la ilgili olduğu için o bölümü de söyleyeyim. Abdülkerim Bardakçı'yla alakalı. Bence Galatasaray'ı iyi ki almadı. Yani oyuncuyu kötülemek için bunu söylemiyorum. Ben, yok çok iyi bir oyuncu zaten. İyi ama Galatasaray'ın başka bir. Hani orada Marcão. Bence Fenerbahçe onu alternatif olarak aldı bu arada. Galatasaray'ın önceliği olmamalıydı. Değildi zaten neden? Diye düşünüyorum. Yani Galatasaray Marcão'yu daha üst seviye oyuncular bence orada tercih edilir. Bazı oyuncuların büyük takım performansı acabalarla doludur. Artı Anadolu takımından gelip bir savunma oyuncusunun Galatasaray'da başarılı olduğu örneğini ben çok fazla sondan ama en azından ben hatırlamıyorum. Alparslan bunlara bir örnek olabilir belki. Yani yok daha geç çok şey yok başarılı yani aklımızda kalan çok örnek yok yani hakikaten. Yani Galatasaray'ın da aslında yedeklemesi gereken bir mevki değil mi gerek stoper? Gerek yok ya. Kimi oynatacaksınız? 3 milyon euro verip yedeklemem yani. Oraya altyapıdan Işık Kağan'ı koyarım daha çok içime sinerim. Burada yani. Bence yedeklenecek Emin direkt olarak da 11'de başlayabilecek bir oyuncu. Kim? Abdülkerim Bardakçı. Çünkü şu da var. Galatasaray senin 11'i değil. Hayır. Şu da var. Galatasaray'da kalede Muslera var yabancı. Savunma dörtlüsü olduğu gibi yabancıdan oluşuyor. Sonra ileri hücum attığı seni zorlayabilir. Dolayısıyla senin savunmada bir yerli isim kullanman... Mert Müldür. Yani git Mert Müldür'ü al. Yani Onur Bulut için nabız yoklandı. Onur da ciddi şekilde. Onur'u bilmiyorum. Kayseri Spor orada istediği rakam biraz yüksek. 3 milyon euroydu. Aynen. Bir de transfer yasağı var takımda. Mümkün olduğunca bırakmama niyetindeler. Ama tabii 3 milyon euro gibi rakamlar gelirse de yasak ortadan kalkar. Tabii yani iyi rakam sonuçta. Yani dolayısıyla Galatasaray açısından bunu bir kayıp olarak görmüyorum ben. Yani
bir ezeli rakibine büyük avantaj yaratacak bir şey olarak görüyorum. Çünkü yabancı konusu hani 7 artı 4 olsa biraz daha değerli olurdu. Şimdi 8 artı 3 devam ettiği için hani o noktada da ben sıkıntı yaratmayacağını düşünüyorum. Neyse yani onu da belirtelim. Daha da esneyecektir yabancı kuralı. Yani böyle 14 yabancıya kadar tekrardan döneriz. Çünkü kulüpler olabildiğince esneklik istiyorlar. Böyle adım adım tekrardan geriye dönüş yaşanacak gibi duruyor. Zaten bence o şeye dönecek yakında. Terse döner. Yani işte ondan bahsediyorum. Yerli. 14 yabancıya doğru gidiyoruz. Çok fazla soru da var. Reklama çıkmadan önce Sandford'a evet özellikle Mustafa Muhammed'in direkt olarak 11'de oynayacağı bir sezon belki düşünebiliriz. Diğer yandan Gomis, Jagne. Ama Galatasaray taraftarının bir Sandford hamlesi, beklentisi de var bu transfer döneminde. Santrfor önemli çünkü ligimizde bir Santrfor'un takımın çevresi nasıl değiştirdiğini Okaka örneği işte. En son Başakşehir'de gördük yani Okaka geldi bambaşka bir takım oldu. Kasımpaşa'ya Muleka geldi. Muleka geldi doğru. Aynen. Güzel bir örnek Kasımpaşa. Antalyaspor Adriano. Aynen. Adriano da hücum hattında önemli bir oyuncuydu. Hacı Wright gerçi orada parladı ama Adriano'nun etkisinin fazla olduğunu düşünüyorum. Ya ben hani az önce söylediğim öncelikler var 6-8-2 ama evet. Ben de Gomis'in eski Gomis olmadığını, Jagne'nin ağır bir sakatlıktan çıktığını, Muhammed'in yine de Okan Hoca ile performansının yukarı çıkacağını ama mutlaka Galatasaray'ın bir golcü alması gerektiğini düşünüyorum. Bence ideal isim Umut Bozok.